Zaha Hadid 1950 yılında Irak'ta Bağdat'ta dünyaya geldi. Onun doğup büyüdüğü Irak bugünkünden oldukça farklıydı. Hadid, savaşların, işgalin ve mezhep çatışmalarının olmadığı bir Irak'ta varlıklı bir ailenin tek kızı olarak büyüdü. Çevresinde mimar, hatta kadın mimar hiç yoktu. Ama o küçük yaştan itibaren mimar olmayı kafasına koymuştu. Ve bu hayalinin peşinden önce İsviçre'ye, sonra İngiltere'ye gitti. Ailesi de onu bu kararında destekledi. Zaten Ulusal İlerici Demokrat Parti'nin lideri olan Hadid'in babası kızının iyi bir eğitim almasını istiyordu. Zaha Hadid de 1977 yılında Londra'nın en saygın eğitim kurumlarından Architectural Association'dan mezun olarak babasının bu isteğini yerine getirdi. Okulu bitirir bitirmez de üniversitedeki hocası Rem Koolhaas'ın yanında Metropolitan Mimarlık Şirketi'nde çalışmaya başladı. Ama kısa bir süre sonra oradan ayrıldı. Çünkü o kendi projelerini hayata geçirmek istiyordu. Bir yandan kendi projelerini hayata geçirirken de bir yandan Architectural Association'da öğretmenlik yapıyordu. Tamamladığı ilk proje 1993'te Almanya'da Vitra İtfaiye İstasyonu oldu. Arkasından 98'de Amerika'nın Ohio kentinde ilk büyük bina projesi olan Rosenthal Çağdaş Sanat Merkezi'ni inşa etti. Bu hem Zaha Hadid için hem de Amerika için bir ilkti. Çünkü daha önce hiçbir kadın bu ülkede bir müze tasarımı yapmamıştı. Hadid bu büyük binanın ardından 1999 yılında Avusturya'nın Bergisel Dağları'nda bir kayakla atlama platformu projesini hayata geçirdi. Arkasından 2001'de Strasbourg'da bir tren istasyonunu ve garajını tasarladı. Onun inşa ettiği tüm bu binalara birer sanat eseri gözüyle bakılıyordu. Çünkü tüm yapıları postmodern mimarinin özelliklerini taşıyor ve adeta dans ediyorlardı. Zaha Hadid tüm bu çalışmalarının karşılığını 2004 yılında dünyaca ünlü Pritzker Mimarlık Ödülü ile aldı. Mimarlık alanında bir Oscar sayılan bu ödül tarihte ilk kez bir kadına veriliyordu. Ve o kadın Zaha Hadid olmuştu. Bu başarısının ardından 2005 yılında bir bilim merkezi, büyük bir otomobil şirketinin ana binası ve bir hava tramvayı inşası gibi 3 büyük projeyi aynı anda tamamladı. Zaha Hadid bugün dünyanın en önemli mimarlarından biri ve şimdilerde yaratıcı fikirleriyle İstanbul'u değiştirmeye hazırlanıyor. Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi'ni o tasarlıyor.